Herkese selamlar, merhabalar. Sevgili terazi burçları yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün 13-19 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden tüm terazi burçlarına güzel, hayırlı bir hafta dilerim. Haftanın güzellikleri, beti bereketi sizlerle olsun. Şimdi şöyle bir fincanınızı sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dip kısma bakıyorum. Dip kısımda bir insanla konuşuyorsunuz. Bakın iki kişisiniz. Biriniz burada, biriniz Tam karşıda umarım görünüyordur. Tam dip kısımdan bahsediyorum. Karşılıklı olarak bir şey konuşuyorsunuz. Yani içinizin sıkıldığı, bunaldığınız bir şeyler var bu dönemde. Bunun hakkında ya nasıl düzeltiriz, nasıl yaparız ya ben oraya gideceğim. Sen burada peki ne yapacaksın? Ben kendim için değil bak çocuğum, anneciğim, babacığım, partnerim senin işine endişeleniyorum. Böyle bir olayımız var bak bunu nasıl çözebiliriz şeklinde. Canınızın zaten halihazırda hazırda sıkıldığınız bir şeye. Hani nasıl çözüm bulabiliriz şeklinde karşınızdaki insanla çok samimi bir konuşma yapıyorsunuz. Aranızda yani açık söyleyeyim sır denebilecek konuşmalar var. Hani biz kendimiz yapalım yani başkasına söylemeyelim. Ona söylemeyelim. Bak kardeşinin haberi olmasın, onun haberi olmasın gibisinden aranızda böyle sırlı bir konuşma var. Bu arada söyleyeyim gerçekten güvenebileceğiniz bir insan kalkıp başkalarına anlatmayan bir insan. Siz de elinizi kolunuzu ona vermişsiniz. O da aynı şekilde hani kolunu, elini size uzatmış. İyi tamam kimseye söylemeyelim aramızda kalsın beraber halledelim diyerek konuştuğunuz bir konu. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar bu kısım çok temiz ve belli bir sınırın üzerinde yapılan bir şey. Demek ki sizler niyetinizle alakalı bakın hep yol var. Dört tane ben burada yol gördüm. Öncelikle dört tane yolun varlığı 4 rakamından dolayı sizin artık ya ben bu borç olayını bitirip gitmek istiyorum. Ben buradaki okulu, işi, eğitimi işte bir şeyleri bitirip artık başka yere gitmek istiyorum demenizi anlatır bu bir. İkincisi şu andaki mevcut eşinizden, işinizden, ilişkilerinizden, yerinizden, evinizden, durumunuzdan sıkılmış olabilirsiniz. Sıkıldığınız için de ya ben artık böyle yaşamak istemiyorum. Ben bu şekilde çok sıkıldım. Bir şeylerin artık hayatımda ben değişmesini istiyorum diyerek bir değişime doğru adım attığınızı bununla ilgili ilgili de bazı konuşmalar yaptığınızı söyleyebilirim. Yalnız yollarınızdan bir tanesi bir filin hortumuna benziyor. Yani bazen ışıktan görünmeyebiliyor ama şurayı ben size göstereyim. Sanki şurada bir fil suratı var. Şurada bakın küçücük gözleri var. Bakın biri burada, biri burada. Ve şöyle de hortumu devam ediyor. Bakın dikkat ettiğinizde. Hatta filin koca kulakları, koca kafası da görünüyor birazcık. Şimdi bu tabii ki fil Birincisi evlenmek isteyenler varsa, ilişkiyi daha ileriye taşımak isteyenler varsa, evliyseniz de huzur bulmak istiyorsanız bu dönemde hem karşınıza birisi çıkabilir eğer ki birisi yoksa hem de var olan insanla ya da geri dönmesini beklediğiniz insanla paylaşacağınız güzellikleri bu dönemde anlatır. Yani aşk hayatında, ilişki hayatında güzel bir dönem başlıyor diyebilirim aslında. Böyle bir anlamı var. İkincisi sizler bu dönemde artık risk alırsınız. Ama bu riskleri ile ilgili biliyor musunuz? Şurada bakın elinizi uzatıp da elinizi uzatıp da kavuştuğunuz bir şey var. Görüyor musunuz? Bunu herkesin ben gördüğünü düşünüyorum. Bakın. Buradasınız, oturuyorsunuz, ayaklarınız bakın diz kapaklarınızdan aşağısı. Belirli bir makama, mevkiye siz kavuşmuşsunuz. Hemen arkanızda bir 3 rakamı, şurada bir terazi var şu sırt kısmınızda bir terazi var. Hemen arkasında da bir kaplumbağa. Geç kalmış olan bir adalet olayı. Tabii ki ayın 13'ünde olabilir. Belki 3 senedir, 3 aydır bekliyorsunuz bu olayı. Böyle bir durum. Parayla ilgili, onlar dediğim gibi aileyle ilgili olabilir. Bolluk, bereket, iş kurma, yuva. Eğitim konuları olabilir, mahkemeler olabilir. Bakın kavuşmak istiyor musunuz zaten hep aklınızdaymış. Bu olay, bu fille ilgili orası kalabileceğiniz iş. Dediğim gibi evlilik olayları filan aynı zamanda parayı anlatır. Bakın zaten olaylar rast çok birbirini tutuyor. Zaten istemişsiniz, hayal etmişsiniz. Ama şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Ya evet bir şeyler düşündük ama geçmişte kaldı, eskide kaldı. Yani e, o zamanlar hayal etmiştik. Şimdi bakın o hayal ettiğiniz güzel haberler, kuş demeyeyim de bakın haberler paralar sizin artık elinize geçebilir. Çünkü siz bakın bir şeylerin sahibi olmak istemişsiniz. Belki birisi sizden önce kaptı onu. O parayı, o işi, o insanı sizin hani hakkınızı belki de yedi. Bakın sizden önce oturmuş birileri var. Sizin hakkınızı almış olan bazı insanlar var. Yani illa gidip de sen şununu çaldım bana geri ver diyemeyebileceğiniz şeyler var. Yani artık iş işten geçmiş ama sizler buradasınız. Hayal edip de kavuşamadığınız bir niyet, ah geçmişte kaldı dediğiniz bir şey. Bakın bu dönemde elinizi uzatmışsınız, elinize geliyor resmen. Yani baya baya neye niyet ettiyseniz, ne diliyorsanız arkadaşlar bakın resmen elinize geliyor. Bence bunu herkes görüyor. Birincisi böyle bir anlamı var. Aynı zamanda burada bir iki uyarı var. Birincisi bu dönemde elinize para geçebilir, elinize bir şans, fırsat, işte bir yerlere gitmeye gelme ama tek seferlik. Yani kabul ediyorsan et, etmiyorsan sana bir daha bu işte şirket olarak, okul olarak, kişi olarak sana bir daha bu şansı biz sunamayız. Kabul ediyorsan et. Etmiyorsan da sen bilirsin. Bu konuda şansını kaybedersin şeklinde bir durum size sunulabilir. Çünkü bir tane kolunuz var görünüyor. ...iki tane durumda görünüyor. Ya evet ya hayır. Ya o insan ya bu insan. Yani ikisinden birinden vazgeçeceksin. Bu dönemde tabii ki üçlü bir ilişki varsa... ...aynı anda iki iş, iki insan... ...iki durumu idare etmeye çalışıyorsanız... ...bir yerde birinden vazgeçmeniz... ...bir tanesini seçmek durumunda kalmanız... ...gerekebilir. Yani buna bir dikkat edin. Neyi çok istediğinize, neye daha çok kıymet verdiğinize... ...dikkat edin. Parayla ilgili de şöyle söyleyeyim. Şimdi bir para gelir... Yani ya ev alırsınız diyeyim ya arsa alırsınız bir şey olur ama her şey aynı anda yapmanıza yetecek bir para olmayabilir. Hani ikisinden birisi. Böyle bir seçme durumunuz gerekiyor. Bir de güzel arkadaşlar. Bu süreç içerisinde ikinci uyarı da şu şekilde açık söyleyeyim sizlere. Bir işle uğraşırken hayatınızda birisi varken ikinci bir şeye başlamak, başlamak demeyeyim de ya ben bunu aldım ama diğeri de içimde kaldı. Ya ben seninle evlendim ama eski partner benim hala aklımda. Ya da ben şurada şu insanı gördüm hala aklımda o var. Yani bunu çok belli olsun diye bu şekilde söyledim ama dediğim gibi bir şey seçiyorsanız, bir şey yapıyorsanız bakın halindeki kişiler için de öyle. Ya ben bu mesleği seçtim, okulu seçtim ama bir de bunu da istiyorum ya da bunu bırakıp ona geçeceğim. Şimdi burada belli bir maddi, belli bir manevi anlamda Zaten emek verilmekte olan bir şeyler varsa birini bırakıp diğerine geçmek çok çok zor olabilir bu dönemde. Bakın sürekli olarak bir şey seçiyorsanız sevgili terazi burçları. Yani ikincisine çok fazla gitmeyin. Gelen bir şans varsa da e, bunu değerlendirin. Evet seçimi yapmak durumunda kalabilirsiniz. E, seçtiğiniz şeyinde bırakacağınız insana, bırakacağınız işe, vazgeçeceğiniz bir şey varsa buna değiyor mu değmiyor mu bakmak önemli olacaktır. İkili ilişkilerde bu, da, bu arada çok samimi olduğunuz insanlar var. Özellikle de şurada çok büyük bir samimiyet var. Ortak bir noktada görünüyorsunuz. Ortak noktada görünüyorsunuz ve arkanızda da hemen bir ayak var. Beraber bir yolculuk yapabilirsiniz ya da beraber para harcayacağınız bir iş var. Tabii ki evlenmek için de para harcarsınız. Gezmek için de para harcarsınız. Beraber bir para harcıyorsunuz. Çünkü yeni bir bacak var. Bu şekilde para muhabbetinin geçebileceği kadar samimi sohbette olduğunuz bir insan. Ortak planlar var. Bu bir. İkincisi, şurası arkadaşlar, kişiler daha büyük, daha irice ve daha yüksek göründüğü için tahmin edeceğiniz gibi devlet gibi öğretmenler gibi daha üst bölüm müdürdür vesaire, üst kurumdaki insanlar ya da gördüğünüzde çekindiğiniz insanlar varsa, yani makam mevkimi mevkisin nedeniyle diyorum yani. Yoksa sizi korkutuyor, sizi dövecek değil. Bu tarz insanlarla işveren olabilir ona keza. Bu insanlarla bazı görüşmeleriniz var. Şurada çok güzel bir bakın kağıdınız var. Bu hafta valla şekiller çok net değil mi? Tabii ki böyle bir devlet olayının, üst makam mevkilerin hemen arkasında çıkması. Buralarla ilgili alacağınız her türlü eğitimdir, burstur, para olaylarıdır, sınavlarınızdır. Buralarda sizin beyaz kağıt almanız yani temiz, olumlu sonuçlar almanız manasına da geliyor bir insanın fazla üzerine gitmiş olarak gördüm sizleri bu arada. Yani daha doğrusu sizden yaşça küçük bir insan var. Yani ya bir şeyi kırıyor ya bir para harcıyor. Bu yüzden bu insana çok fazla kızıyorsunuz. Aslında kızmak istemiyorsunuz ama belki çok zaten sinirlisiniz, sinirler gergin. Bir de bununla mı uğraşacağım şimdi gibisinden bu kişiyle ufak bir tartışma olayınız olabilir. Bir kişi var arkadaşlar, parayla sizi kendisini sevdirtmeye çalışıyor. Ben sana hediye alayım ya da gel sana kahve ısmarlayayım açık söylemek gerekirse ve barışalım. Ya yani belki bir kahveyle barışılmayacak bir olay ama sizi bu şekilde böyle bir e, aranızı düzeltmeye çabası içerisinde bir kişi hanenin içerisine yeni yeni insanlar giriyor. Yani tanımıyorsunuz diyemeyeceğim. Tanıyor olabilirsiniz. Ama çok da iyi değil. Yani bayağı görüşülmemiş. Bir anda böyle sanki haber verilmeden o biz geldik başka şehirden bir ay kalmalı yatılı misafir. Hayda. Yani bu tarz bir insan ola bilir. Tam böyle bir şeylerle ilgileneceksiniz. Bakın birileri kalkıyor, geliyor. Onun haricinde hangi bir durum görmedim. Dediğim gibi içten içe bir şeylerle ilgili sıkılmıştınız. Bunun çözümünü iki kişi konuşup valla ayarlıyorsunuz. Şuraya baktığımda gayet güzel. Sınırlar belli olarak görünüyor. Sınırlar belliyse ne zaman ne yapacağınızı az çok zaten siz kafaya koymuşsunuz. Ee, belki işte zaten gideceğim. Evet şehir dışı, yurt dışı düşünüyorum. Orada ne yapacağım? İlk ne, Nereye gideceğim? Nereye uğrayacağım? Ne olacak? Ben bunları zaten az çok tahmin ediyor. Yol haritamı da zaten hani çoluk çocuk olsun ben olayım. Yol haritamı ya da haritasını çiziyor niyetiyle alakalı dediğiniz bir zaman normalde haftalarınız gün verimsiz geçiyorsa bu hafta önceki zamanlara nazaran biraz daha verimli araştırdım ve uygulayabilirim artık. Yani yavaştan başlayalım ee, şeklinde bir durumunuz görünüyor. Güzel bir hafta olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.